Herkese selamlar. Merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün Türkiye'nin yer şekillerini, ana fay kuşaklarını işleyeceğiz. Bunu depremde detaylı bir şekilde göreceğiz ama olsun. Burada da bir kısa bir değinelim. Değerli arkadaşlar. Şimdi burada risk derecelerimiz var. Görmüş olduğunuz üzere kırmızı, kırmızıdan beyaza doğru giden bir risk dereceleri var. Şimdi buradaki yerleri önce bir tanımamız gerekiyor. Yani ne nerede? Bakalım. Şurası değerli dostlarım Batı Anadolu fay hattı. Batı Anadolu fay hattı. Ege'nin kırıklı yapısından göre. Batı Anadolu fay hattı. Şu giden fay hattı Kuzey Anadolu fay hattıdır. Taf diyeceğiz biz bunlara. Ve burada da Daf dediğimiz Doğu Anadolu fay hattı var değerli dostlar. Burada bakın Kuzey Anadolu ile Doğu Anadolu ile birleştiren bir yer var. Orası Bingöl. Bingöl-Karlova. Doğu Anadolu da Bingöl-Karlova'dan başlayacak. Kuzey Anadolu fay hattı da Bingöl-Karlova'dan başlayacak. Şimdi burada açıklamalarımızı okuyalım. Evet. Kuzey Anadolu fay hattı Bingöl-Karlova'dan başlayacak. Saros Körfezi'ne kadar gidecek. Saros Körfezi'ne kadar. Burası bu arada en temiz körfezdir. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Saros Körfezi şuradaki Çanakkale'dir. Çanakkale'deki Saros Körfezi'dir diyeceğiz. İstersen şuraya not edebiliriz Çanakkale. Zaten şuraya çizelim. Evet, Çanakkale. Saros Körfezi Çanakkale'dir. Diyeceğiz oradan batıya doğru gidiyor. Arkadaşlar. Doğu Anadolu fay hattı Bingöl Karlova'dan başlıyor. Hatay Hassa'ya kadar gidiyor. Hatay'dan güneye doğru gidecek. Bunları bu şekilde söyleyeceğiz. Batı Anadolu fayı Ege'nin kırık sistemidir. Çok sayıda ova bulunur burada değerli dostlarım. Uzanışları genel olarak doğu batı yönlüdür. Bunda ek bir bilgi olarak verelim. Batı Anadolu fay sistemi Anadolu'nun doğudaki sıkışmasına karşı batıdaki açılma sonucunda oluşmuştur. Sık sık deprem üreten bir fay hattıdır. Batı Anadolu fay hattı. Bir şey duyarsanız İzmir'de deprem oluyor gibi. O taraflarda. Çok yakın bir zamanda yanlış hatırlamıyorsam Aydın ya da Muğla'da bir deprem de olmuştu. Allah'tan bunların şiddeti çok yüksek değil. Kuzey Anadolu'daki fay sistemi en tehlikeli fay hattıdır. Kuzey Anadolu fay hattı. Yani İstanbul ve Kocaeli'yi etkileyen Gölcük depremi mesela Kuzey Anadolu fay hattı üzerindedir. Yine arkadaşlar 1939 Erzincan depremi ki en büyük depremdir şu ana kadar. Şiddeti 8,4'tü yanlış hatırlamıyorsam. 32 bin kişinin öldüğü söyleniyor. 1939 Erzincan depreminde. Buraya da ayrı bir parantez açtık. Doğu Anadolu fay hattı, Kuzey Anadolu fay hattından sonra en tehlikeli ikinci fay hattıdır. Geçmişte çok büyük depremler üretmiştir. Türkiye'deki fay hatları ile deprem riskini, sıcak su kaynakları, tektonik ovalar paralellik gösterir değerli dostlar. Bu fay hattına baktığımız zaman deprem riskinden, sıcak su kaynaklarından, tektonik ovalardan paralellik gösterdiğini görebiliriz. Burada mesela deprem riski en az olan yerler özellikle 1. jeolojik zamanda oluşan bir mazı farazi olan Yıldız Dağları, Isırancı Dağları'dır. Bir de arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi Konya, Karaman, Aksaray çevresinde mesela Beyazlık gördüğünüz gibi bu taraflarda riskin az olduğu yerler. Evet arkadaşlar sesim kötü olduğu için arada bir öksürüyorum kusura bakmayın. Türkiye'nin ana fay kuşakları bu şekildeydi değerli dostlarım. Bir sonraki videomuzda Türkiye'nin volkanik arazilerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.